arkadaşlar, bu ülkede, bu topraklarda emeğimize, ekmeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza mücadele veriyoruz. O nedenle biz emeklilik alanında yaşanan her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Emeklilikte insanca yaşam haktır diyerek mücadele ediyoruz. Emekli olmak haktır diyerek mücadele ediyoruz. Yıllarca EYT mağduriyetine karşı mücadele verdik. Bir yasa çıkardılar, eksik bir yasa çıkardılar. Tamamlanması ve herkesin amasız fakatsız emekli olabilmesi için mücadele ediyoruz. 2008 yılında AKP tarafından çıkartılan 5510 sayılı yasayla ortaya çıkan bütün adaletsizlikler kaldırılması için mücadele ediyoruz. Özellikle 2000'ler sonrası sert geçişten kaynaklı kademeli emeklilik isteyen arkadaşlarımızla birlikte mücadele veriyoruz. 696 sayılı KYK ile zorunlu olarak emekli edilen ve zorunlu emeklilik mağduru olan arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Staj ve çıraklık dönemindeki emekleri emekliliğe sayılmayan, bundan dolayı mağdur olan arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Ve emekli olduktan sonra da insanca yaşayacağımız bir ücrete kavuşmak için mücadele veriyoruz. Ve bugün uydurdukları o ucube sistemle hazineden tamamlanan 7500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede emeklilikte insanca yaşam haktır diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, bugün emeklileri başının üstünde taşıması gereken emeklileri, bu ülkenin onuru, bu ülkenin alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz. Ve değerli arkadaşlar, biz biliyoruz ki bugün bu meydanda olan olmayan, yüreği bizimle birlikte olan bütün dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleyi kazanacağız. Bizlerin mücadelesi, bugün emeklilerin mücadelesi, emeklilikte insanca yaşam mücadelesi, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin mücadelesidir. Aynı zamanda ülkemizin geleceğinin mücadelesidir, memleket mücadelesidir diyoruz. Ben bir kez daha hepinizi DİSK adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merhaba, bu ülkenin büyümesi, bu ülkenin kalkınması için yıllardır emek veren, alın teri döken büyüklerim, yol arkadaşlarım, hepinize merhaba. Sizlere haklıyla haksız karşı karşıya geldiğinde haklıdan yana olacağız. Sermaye ile emek karşı karşıya geldiğinde emekten yana olacağız diyen, mücadelenizde, mecliste, sokakta, her yerde yanınızda olacağına söz veren Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim. Bugün bu soğuk Ankara ayazında, bu soğuk Aralık ayında neden toplandınız? Bu ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı diyor ki, ben emekliyi, emekçiyi, enflasyonu ezdirmiyorum. Neden sizler şu anda torunlarınızı sevmek varken, sıcacık evlerinizde oturmak varken, ailenizle birlikte bu pazar günü bir keyif almanız gerekirken neden bugün buradasınız? Hem de 10 Aralık günü, insan hakları gününde. Çünkü sizler yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığını istiyorsunuz. Sizler hak ettiğiniz bu ülkenin zenginliğinden payınızı almak istiyorsunuz. Sizler torunlarınızın yüzüne
gülerek bakabilmek, onlara haçlık verebilmek istiyorsunuz. Sizler bu ülkede hak ettiğiniz değeri görmek istiyorsunuz. İşte onun için buradasınız. Bizler de sizin bu haklı mücadelenizde her zaman yanınızdayız. Bakın, yarın mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. Emekliyle ilgili tek bir düzenleme dahi yok. Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret neredeyse ölüm bedeli. Açlık sınırının üçte biri. Son 5 aylık enflasyonla birlikte bugün bir emeklinin cebine giren gerçek ücret 5.000 lira. Bugün eğer açlık sınırı 14.000 liraysa sizin aldığınız üçte bir ödenek aslında bu emekliler değil aç kalmak, ölüme mahkum edilsin diyen bir anlayışın göstergesi. İşte bizler bugün burada buna hayır diyoruz. Arkadaşlar, Kadir Gül, Kadir Gül arkadaşımız platformun arka tarafına gelsin. Kadir Gül. Emekli haklarının Yılmaz savunucusu DİSK Emekli Sen Genel Sekreterimiz Sayın Fikri Kalender'i konuşmalarını yapmak üzere. Birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli dostlar, bugün 10 Aralık. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Dünya İnsan Hakları Günü'nde bu ülkenin emeklileri sokakta, alanlarda. Neden sokakta olduğumuzu hep birlikte buradan haykırıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. 2023 yılında Dünya İnsan Hakları Günü'ne bir halkın üzerine yağan bombalarla giriyoruz. Filistin toprakları 10 yıllardır sömürgeciliğe, işgallere, sürgünlere ve katliamlara sahne oldu. Bugün Filistin halkının üzerine Gazze'yi sileceğiz diye nara atanlar tarafından sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve okullar ayrım yapılmamaksızın bombalanıyor. Bugün tank ve tüfek karşısında taşla direnen Filistin halkına yaşatılan zulme tanığız. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını savunmak insanlık görevidir. Nehirden denize özgür Filistin şiarıyla dünyanın tüm işçileri, emekçileri ve emeklileriyle birlikte Filistin halkının yanında olduğumuzu buradan bir kez daha haykırıyoruz. Katil İsrail, Filistin'den defol. Katil İsrail, Filistin'den defol. Değerli dostlar, bugün bu ülkenin emeklileri sokakta. Çünkü Türkiye işçiler için, emekliler için, emekliler için, yaşlılar, gençler, kadınlar ve çocuklar için yaşanmaz bir ülke haline geldi. Evet, Türkiye'de işçiler yaşayamıyor. Fabrikalar, madenler, iş yerleri bir işçi mezarlığı haline gelmiştir. İş cinayetleri sürerken mesaisini şans eseri ölmeden tamamlayabilenler yoksulluk, açlık ve sefaletin pençesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Milyonlarca işçi ortalama ücret haline gelen açlık sınır altındaki ücretlere mahkum ediliyor. Asgari yaşamak istemiyoruz. Değerli dostlar, tüm bu gerçeklere gözlerini kapatanlar bir kez daha tüm yükü halkın sırtına yüklemeyi planlayarak bütçe hazırlıyorlar. Sermayeyi teşvik bütçesi. Sağlığın yükünü hastaya, eğitimin yükünü veliye, patronun yükünü işçi ve emekçiye,
devletin borcunu emekliye akıtacak bir bütçe. Onların kısa, orta, uzun vadeli tüm planları halkı yoksullaştırma, zenginlerin masasını donatma planıdır. Sevgili dostlar, Anıt Park Emeğin Meydanı'ndan iktidara sesleniyoruz. İnsanca bir yaşam, insana yakışır bir emeklilik için burada birleşiyoruz. Mücadelemiz ortak, taleplerimizin haklı olduğunu biliyoruz. Birbirimize omuz veriyor, torunlarımızın geleceğinden ödün vermiyoruz. Anıt Park Emeğin Meydanı'ndan haykırıyoruz. Emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Vermeyecekler. Alacak mıyız arkadaşlar? Alacağız. Vermeyecekler. Alacağız. Emekli aylıklarının enflasyona değil, milli gelire endeksli olmasını, emekli aylığı bağlama oranlarının eski düzeye çekilmesini ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünün dikkate alınmasını istiyoruz. Vermeyecekler. Alacak mıyız? Alacağız. Kamu çalışanlarının en düşük ücretleriyle orantılı olmasını ve en düşük emekli aylığı tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini istiyoruz. Vermeyecekler. Alacak mıyız? Alacağız. Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Başkanlar Kurulu, Önder İşler ve Başkanlar Kurulu. CHP Mamak İlke, Belçetam. Abi yazılan ve evler okuyor. Devrimci ve demokratik cumhuriyeti kurmak şiarıyla yola çıkan Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen şahsında Sol Parti hoş geldiniz, onur verdiniz. Devam et. CHP Mamak İlçe Başkanı aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Halk evleri aramızda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tüketici Hakları Genel Merkezi ve Şubeleri aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Değerli dostlar, bize verilen bir sırayla okuyoruz. Kusura bakmayın. Yazı da çok düzgün değil. Eğer sürçülisan olursa affedin diyelim. Ankara Kent Konseyi aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Devam. Var mı başka? Evet, evet. Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği UİDER aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Gebze EYT Emekliler Derneği. Hoş geldiniz arkadaşlar. KHK Mağdurları Emekçiler aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz dostlar. Halkın Kurtuluşu Partisi aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz İç Anadolu Bölge Başkanı, Devrimci Madensen Genel Başkanı Tayfun Gördün aramızda. Hoş geldiniz. Biz Nakliyat İş aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kesin var etmenin gururuyla buradayız. Birlikteyiz. Bizleri görmeyenlere, sesimizi duymayanlara sözümüzü söylemeye geldik. Ekonomik krizi, savaşı, sömürüyü baskı aracı olarak kullananlara, bizleri yoksullukla, zamlarla imtihan edenlere hak hukuk tanımıyorsunuz. Daha fazla vicdansızlık yapmayın. Hakkaniyetli olun. Devletin gücü adaletli olmasından gelir demeye geldik. Birlikte geldik. Dayanışmayla, destekle buradayız. Biliyoruz ki aynı sorunları yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu sorunları bize yaşatanlar aynı. Çözümü de birlikte üreteceğiz. Haksızlığa uğradığını, aldatıldığını fark eden emeklilerin öfkesi büyük olur arkadaşlar. Bizler sabırlıyız, inançlıyız ama bir o kadar da öfkeliyiz. Kırgınız, kızgınız, eşitsizliğe, ayrı
için buradayız. 10 yıllardır bizleri ölümü kutsayarak, milliyetçiliği körükleyerek, ayrımcılığın, eşitsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin bugüne kadar görülmemiş biçimi yaratılıyor. İktidar ve iktidara bağlı muhalefet yapan parti sorumludur bundan. Biz bunları hak etmiyoruz. Temsili parlamenter sistem devre dışı bırakan başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümeti iktidarı sürüyor. Her seçim sonrası yeni iktidar olmuş gibi yeni vaatlerle başlanıyor. Yeni başlıyoruz deniyor. Hayat taksimetre değil arkadaşlar. Düğmeye basıp geçmişi silemezsiniz. Bizler dünü unutmadık, geleceğimizden de asla vazgeçmiyoruz. Yıllardır uyguladığınız ekonomik, sosyal, kapitalist politikalar toplumsal yaşamı, aile yapısını, sokakta, işte, günlük yaşamımızda bütün ilişkilerimizi alt üst etti. Devletin bütün araçları kullanılarak sistematik dozu sürekli artan baskı, insan hakları ihlalleri, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, emeklinin olacak. Kahve diyenler emeklinin olacak. Kahve diyenler emeklinin olacak. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak güneşe yükseliyoruz. 78 kuşağının devrimcisi, kamu emekçileri mücadelesinin devrimci öğretmeni, emek ve özgürlük mücadelesinden emekli olunmaz diyerek, sendikal mücadeleden ayrılmayan, başaramazsınız diyenlere başardık diyen tüm emeklilerin sendikası genel başkanı Zeynel Abidin Ergen'i mikrofona davet ediyorum. Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Sendika hakkımız engellenemez! Sendika hakkımız engellenemez! Tamam. Cenaze olayını unutma. Sevgili mücadele arkadaşlarım, mitingimize gelerek dayanışma gösteren siyasi partilerimiz, sendikalarımız, oda ve derneklerimizin çok değerli temsilcileri ve üyeleri, yoldaşlarım, hoş geldiniz. Bugün emekli hareketi tarihinin ikinci büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Hepinizi sendikamız adına saygı ve sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Haydi. Yaşasın sınıf dayanışması! Değerli arkadaşlarım, dün Kayseri şubemizde bir arkadaşımız Ercan Haytay'ı ne yazık ki kaybettik. Buradan ona şu sözü veriyoruz.
yüreğimizde yaşayacaksın. Sözlerime yakın coğrafyasada yaşanan insanlık suçunu kınamakla başlayacağım. Gazze'de insanlık soykırımına varan İsrail zulmünü kınıyoruz. Hamas'ı desteklemiyoruz. Siyasetine ve felsefesine karşıyız. Ancak bu Filistin halkının yanında olmamıza engel değildir. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. İsrail emekçilerinin tarihi sorumluluklarını hatırlatmak isterim. Faşist Netanyahu kanlı ellerini Filistin halkından çekmesi için ayağa kalkın. Tüm emekçiler ayağa kalkın. Emekçilerin dayanışması bu faşizmi yenecektir. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Filistin halkı yalnız değildir! Filistin halkı yalnız değildir! Filistin halkı yalnız değildir! Bizi yönetenler de dinlesin! Türk Tabipler Birliği'ne dokunmayın! Her aykırı ses çıkaran kuruma kapatılsın demek demokrasiyle bağdaşmaz. Ülkede demokrasinin olmadığını ilan ediyorsunuz. Böyle olmaz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ni göreve iade edin. Kayyuma son verin. Ekolojik yıkımdan vazgeçin. Akbelen'de, Kaz Dağları'nda, Muzdur Vadisi'nde, İkizdere'de, Celat Tepe'de elinizi çekin. Doğada talana son verin. Gezi tutsaklarını bırakın. Can Atalay'a özgürlük. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Değerli yol arkadaşlarım, bu kış gününde yağmur, çamur, kar tipi demeden ilerlemiş yaşımıza rağmen ülkenin değişik yerlerinde sokaklara çıkarak kamuoyuyla ve bizi yönetenlere sesinizi duyurdunuz. Mitinginizin duyurusunu yaptınız. Bu hayat pahalılığında cebinizdeki son kuruşu harcayıp açlığa, susuzluğu da göze alarak buralara geldiniz. Zorlukları aşa aşa geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kazasız belasız buraya uğraştınız. Bizim için çok önemliydi bu. Hoş geldiniz. Dönüşünüz de sağ salim olsun. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Son diyeceğimi baştan söyleyeyim. AKP-MHP iktidarı emekli düşmanıdır. Tarihimizde emeklileri bu kadar mağdur eden başka bir iktidar yoktur. Adeta boğazımıza çökmüş, bizi yok etmeye çalışıyor. Emeklilerin ölüm sınırında yaşadıklarını görmek istemiyor. Açlık içinde çırpınışlara kulaklarını tıkamışlar. Emekliler gıdasızlıkla ölüyor. Vicdan aranacaksa burada vicdan aranmalıdır. Zam, zulüm, sefalet, işte AKP! Zam, zulüm, sefalet, işte AKP! Zam, zulüm, sefalet, işte AKP! 21 yıldır iktidardasınız. Bu sürede emekliler için yaptığınız açlık ve sefalet olurken ülkeyi ekonomik bataklığa soktunuz. Laikliği yok ettiniz. Şimdi de anayasadan çıkartmak istiyorsunuz. Özgürlük diye bir şey bırakmadınız. Ağzını açana teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız.
Ağzını açana sağ olun. Ağzını açana soruşturma açılıyor. Sendikal örgütlülük engelleniyor. Sendikamıza kapatma davası açılıyor. Yöneticilerine sendika kurdukları için kabahat işlemiş sayıyor ve kabahatlar kanunu gerekçe gösterilerek para cezaları veriliyor. Çalışanları ve emeklileri perişan ettiniz. Alım gücü hiç bu kadar düşmemişti. Kadın cinayetleri, intiharlar toplumsal araya dönüştü. Uyuşturucu çeteleri, mafya ve rant çetelerinden geçilmiyor. Ülkeyi cihatçı çetelerle doldurdunuz. Savaş politikalarıyla ülke bütçesine yük üstüne yük bindiriyorsunuz. İsraf almış başını gitmiş. Savaşa değil emekliye bütçe. Savaşa değil emekliye bütçe. Savaşa değil emekliye bütçe. Yandaşlara bu halkın parasını hortumla akıttırıyorsunuz. Yargı iktidarın sopası haline getirildi. Ne güvenliğe ne de yargıya güven kalmadı. Ekonomi yönetimi seçimlere endekslenerek yaz boz tahtasına döndü. Bütün bu yönetememe krizini emeklilerin, emekçilerin sırtına yükleyecek kadar pervasızlık kol geziyor.